Grafiklerde limit soruları 3. Bu videomuzda grafiklerde limit sorularına bir örnek soruyu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Aşağıdaki grafikler ile ilgili limit sorularını cevaplayınız denmiş. A şıkkı ile başlıyoruz. Y f(x) fonksiyonunun bir grafiği verilmiş. Bize ilk olarak f(x) fonksiyonunun iki noktasındaki sağdar limiti sorulmuş. İki noktası görüleceği üzere kesikli çizgi ile gösterildiğine göre iki noktasında f(x) fonksiyonu demek ki tanımsız oluyor. Bu noktada tanımsız olması onun limitinin kesinlikle olmayacağı anlamına gelmez. Tanımsızlık noktalarında da limitin var olabilmesi ihtimali söz konusudur. Şimdi sağdan limite bakacak olursak iki noktasının sağ tarafındaki grafiğe kalemi koyup iki noktasına doğru yaklaştığımızda x değerleri 2'ye yaklaşırken y değerlerinin de artı sonsuza doğru gittiğini görüyoruz. Aynı şekilde f(x) fonksiyonunun iki noktasındaki soldan limitine baktığımızda 2'nin sol tarafında grafik üzerine kalemi koyup grafiğin üzerinde 2'ye doğru yaklaştığımızda x değerleri 2'ye yaklaşırken sol taraftan, y değerleri ise artı sonsuza gitmektedir. X eşittir 2 noktasında f(x) fonksiyonunun limitine geldiğimizde, sağdan limit artı sonsuz, soldan limit artı sonsuz çıktığına göre, 2 noktasındaki limit değeri de artı sonsuz olacaktır. Burada şöyle bir varsayım söz konusudur. Sağdan ve soldan grafik hiçbir şekilde birbirine değmeyecek ama sonsuzluğa doğru birbirine o kadar yaklaşacaktır ki artık biz bu yakınlığı ihmal edebilir düzeye geleceğiz ve bu grafiğin kopmadığını varsayabilecek hale geliyoruz. Tabii bunlar belli ölçüde varsayım içeriyorlar. Ben bunu kabul etmiyorum. O zaman matematikle uğraşmayıp başka şeylere gitmeniz lazım. Çünkü matematikçiler bunu böyle kabul etmiş durumdalar. Tanımsızlık noktaları kesinlikle limit olmayan noktalardır gibi bir şey asla düşünmeyelim. Mesela iki noktası tanımsız bir noktaydı fakat limit var artı sonsuz o noktada. B şıkkına geldiğimizde yine bize y f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiş. Eksi 1 noktası kesikli çizildiğine göre eksi 1 noktasında f(x) fonksiyonu tanımsız oluyor. Yine bize tanımsızlık noktasında limit sorulmuş. Eksi 1 noktasına sağdan yaklaştığımızda, eksi 1'in sağ tarafında grafiğin üzerine kalemi koyup eksi 1'e doğru yaklaşmaya başlayalım. X değerleri eksi 1'e yaklaşırken y değerleri eksi sonsuza doğru gidiyor. f(x) fonksiyonunun eksi 1 noktasındaki soldan limitine geldiğimizde, eksi 1'in sol tarafında grafik üzerinde kalemi bir noktaya koyalım ve eksi 1'e doğru yaklaşmaya başlayalım. X değerleri eksi 1'e yaklaşırken y değerleri artı sonsuza gidiyor. Eksi 1 noktasında f(x) fonksiyonunun limitine geldiğimizde sağdan limit ile soldan limit birbirinden farklı sonuçlar ürettiği için bu noktada limit yoktur. Yani bu tanımsızlık noktasında grafik kopmuştur. Zaten hiçbir şekilde birbirlerine yaklaşmıyorlar, uzaklaşıyorlar bu noktada. Buradan önemli bir çıkarıma daha ulaşmış olmalıyız. Tanımsızlık noktalarına sağdan ve soldan yaklaşırken sürekli ya artı sonsuz ya da eksi sonsuzdan birini buluruz. Tanımsızlık noktalarında ise limit konusunda 3 ihtimal vardır. Ya artı sonsuzdur limit, ya eksi sonsuzdur ya da limit yoktur. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.